Efendim aslında bu ziyaret dış politikamızda da bir çok önemli yeri olan bir gelişmenin adıdır. Şöyle ki istediğiniz kadar mücadele edin. Şu sırada PKK'nın yurt topraklarında işi bitmiştir diye de yani çok az bir şey kaldı. Oraya kadar geldik. Fakat bu yeterli olmuyor. Bugüne kadar çok operasyon yaptık. Biz oradan çekildiğimiz anda tekrar gelip şu veya bu şekilde yerleşiyorlar. Gene zarar vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu meselenin bu defa o dağlık bölgelerde de özellikle kontrolü bir şekilde bırakmadan elden nihai vuruşu yapabilecek noktaya taşınması şeklinde düşünmek lazım. Şimdi burada yaptığınız zaman daha evvelce de bunun şeyini yaşadık. Adana mutabakatında mesela Suriye bize dedi ki PKK'yı dilerseniz sonuna kadar da kovalayabilirsiniz. Ben bakanlıktaydım bu şeyler. Mesela bu önemli bir karardı. Gene ee, Putin de bize gidin Suriye'yi bu manada, Esad'ı bu manada sıkıştırın. Hakkınızdır diyebildi. Ee, diğer taraftan e, Barzani bir hata yaptı. Ben bir referanduma gidiyorum burada bağımsızlık için dedi. Koşa koşa kaçtılar e, kamyonlara e, biz burada zaman. Türkiye, İran'da katıldı buna. Ama bir bütün halinde burada tatbikatımızı falan da yaptık. Bunun da anlamı çok basitti. Dolayısıyla Barzani ben yanlış anlamışım dedi. Geri döndü. Dışarıdan peşmergeleri getirdi. Türkmen köylerini yerleştirdi. Nüfusta asimilasyon yapmaya çalıştı ama yok. olmadı. Kav sesimizi posta sesini duyunca kaçtılar. Şimdi burada bir diğer bir şey de Taliban'la e, Taliban diyorum e, Barzani ile karşısında Ta -talebani, e, ta talebani arasında da e, oğul talebani tabii. Babasıyla daha bir anlaşmak kolaydı da e, oğluyla pek anlaşamıyorlar. Dolayısıyla bölge itibariyle fiilen ikiye bölünmüş durumdalar. Bu da esas itibariyle Irak'ta bizim için fevkalade riskli olan bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. E, Bağdat rejim olarak bak bakıyoruz. Bağdat hükümetine baktığınız zaman aslında İran etkisinden kurtulmak istiyor. Ama 164'ü Şii'dir. Dolayısıyla bu bölge itibariyle bakıldığında İran'ın etkisinden çıkmak öyle pek kolay bir iş değildir. Ee, ama bunu Hizbullah'a kadar uzatacaksınız. Çünkü şeyden de geçerek Suriye falan o bölgeyi İran zaten yakın 551 tane sadece Suriye'de üstü var İran'ın. Yani büyük sayılar bunlar. Irak'ta bu manada İran'la birlikte de düşünülmesi gereken Şii. Şimdi böyle olunca ıı, Irak hükümetinin de bir şekilde Türkiye ile işbirliğine olabildiği ölçüde geliştirmeye çalışması kendisi yönünden bağımsızlık ve bu çerçeve içinde kendi kararını alabilme konusunda bir Özgürlük ıı, hürriyet sağlayabilecek gibi gözüktüğü için Türkiye'ye yanaşmayı kabul edecektir. Etmiştir. Şimdi bunu yaparken netice etmeli İran'ın da ayağına basmadan gitmek gerekiyor. Çünkü Pejak İran'la arzu sonra. etmiş olsaydı bugüne kadar çoktan biterdi. Ama Kandil'in yarısı İran'dır. Dolayısıyla hep yapıyoruz ediyoruz deyip bizim aleyhimize kullanmıştır. Onun için İran'ı da çok dikkat ederek bir kenara koymak lazım. Şimdi bütün bunlarla birlikte ortada çok net bir sonuç var. O da şu. Şayet Kürt bölgesi iki unsuruyla ve Bağdat hükümeti bizimle birlikte PKK'yı bir şekilde alt etmek hususunda ortak hareket etme kararına varmadıkları takdirde bizim buradaki operasyonlarımız her ne kadar Onların icazetiyle bugüne kadar yapılabilmiş olsa dahi gene bir başarısızlığı orta vadeli olarak baktığınızda beraberine getirebilecek konumdadır. O zaman ne olacak? O zaman bunu işbirliği halinde birlikte bir güvenlik sorunu haline getirip Irak'taki hükümete, hükümetlere bunu bu şekliyle anlatabilmek çok önem taşıyor. Ve İran'ı da herhalde bir şekilde çünkü Hayır. ya biz İran'a bilimsel bir politika gütmedik mi Kurutmayın. yıllarca? Astana yani. üçlüsünde kimler var? Türkiye, İran, Rusya'dır. İran bu üçlü sayesinde kendini kurtardı kaç defa?